kısa bir ara mola isteyeceğiz. İlk yarı çok başarılı bir Engin. Kalesinde devleşen bir Engin. Her pozisyonu çıkartan bir Engin. Refleksleri çok süper olan bir kaleci. Önce Savaş'ın, ardından Doğancan'ın yakın mesafede. Penaltı çıkardı. Penaltı zaten. Üst üste aynı pozisyonlarda çok güzel refleks örnekleri gösterdi. Yani burada şansı da var mı? Yani ben penaltıda Albayrak kaçırdı demiyorum. Engin kurtardı o pozisyonu. Evet, o var. İyi takip etti. Uzandı yani, kurtardı. Neler kurtardı kaleci? Müsabaka 2-2 bitti. Burada bu haftada en güzel şey. Evet, penaltıyı kaleci kurtarıyor. Geliyor karşınıza, mükemmel bir kaleci geliyor. İki gol yemesine rağmen kesinlikle neler çıkardı hocam, neler. Evet, çok çok yani neler çıkardı. Bakın biz yine 2-0 geride olduğumuz bir müsabakada kaleciyi konuştuk. Rakibin kalecisinden bahsettik. Şimdi rakibin kalecisi müthiş işler yaptı. Son iki tane golü yedi. Evet, artık onu da belki direnci düştüğü noktadaydı. Yani Malte Bey'i ve Yücel Hoca'yı tebrik ediyoruz. Kaleci müthiş oynuyor. Evet. Engin değil mi adam? Kaleci Engin Olgun hocam. Kaleci Engin'i tebrik etmek lazım. Hakkını vermek lazım. Engin şimdi... Bir kaleci artık ne yapabilir ki yani? Evet, yani gerçekten... Penaltı çıkarıyor, refleksleriyle iyi hareketler yapıyor. Çok ciddi kurtarışları var, evet. 3 ciddi kurtarış kaleci Engin'den. Ve kaleci Engin için kolay bir top. Maçın şu ana kadarki en iyi ismi, tereddüt etmeden altını çizerek belirtmek lazım. Kaleci Engin Olgun. İçin Çaykur Rizespor'da topun gerisindeki isim Sernat. Engin kalede dikkatli. Sernat topun gerisinde. Sernat vurdu, Engin çıkarttı.